Serum fizyolojik protezlerdeki en büyük avantaj bu sıvı miktarlarını sağlı sollu istediğiniz kadar koyup azaltarak o asimetriyi yani şeyi minimalize edebiliyorsunuz. Bu protezlerin içindeki madde serum fizyolojik olduğu için serum fizyolojik doğal bir madde. Yani doğal dediğim vücuda hiçbir yan etkisi ve zararı olmayan bildiğimiz fizyolojik bir su. Bu suyun içinde 1:9 oranında sodyum klorür yani tuz var ve bu izotonik olması yani içinde hücre, canlı hücre bıraktığınızda yaşayabiliyor. Yani öyle bir fizyolojik bir ortam. Patladığı zaman, yırtıldığı zaman herhangi bir şey olduğunda vücuda herhangi bir yan etkisi olmuyor. Bu protezlerde de bunu benim şahsen tercih etmenin en büyük sebeplerinden bir tanesi bu. Bir ikincisi de bütün protezler patlayabilir, yırtılabilir, zamanla eskiyebilir, hepsi olabilir. Fakat jelli protezler patladığında bir volüm kaybı olmadığı için memede onu pek anlamak biraz birkaç yılı bulabiliyor. Ve o dönemde de o jeller vücudun pek çok yerine dağılabiliyor. Birçok yere gidip kistler, şunlar bunlar bir sürü komplikasyonlara neden olabiliyor. Ama serum fizyolojik böyle değil. Hemen sönüyor. Hemen söndüğü için siz hemen farkına varıyorsunuz patladığının. O zaman bunu hemen bir hafta, 10 gün içinde tekrar değiştirip yerine daha basit bir ameliyatla, kolay bir lokal anesteziyle yerine yenisini takıp onu çıkarabiliyorsunuz ve hayatınıza devam ediyorsunuz. Ama öbür türlü jelli olan protezlerde daha büyük, daha kapsamlı ameliyatlar gerekebiliyor. O jelleri temizlemek, onları çıkarmak. Sonrasında bazen tam temizlenebilemiyor. İşte ne bileyim bir takım kalsifikasyonlar yapabiliyor falan. Bu yüzden serum fizyolojikli protezleri ben özellikle gençlerde uzun çünkü bir insanın hayatı kısa bir süre değil. Gençlerde en az 10-15 yıl gidebilecek. Bazen öyle durumlar oluyor ki hasta kilo alıp vermezse ömür boyu da kalabilecek kadar güvenli protezler. Ben şahsen serum fizyolojikli protezleri bu yüzden tercih ediyorum. En büyük avantajlarından bir tanesi de bu.